Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir yöntemle haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Hem kolay hem de bir o kadar lezzetli bu çörek tarifini mutlaka deneyin. Hadi buyurun bu güzel çöreğimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle tabağımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, ve bir su bardağı ılık su alıyorum mutlaka ılık olsunlar ki e, mayamız aktif olsun 4 yemek kaşığı şeker kullandım bir paket instant maya ve bir adet yumurta bir çay bardağı sıvı yağ yumurtamın sarısının üzeri için ayırdım kapalı olacak şekilde ayıralım lütfen sıvı malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum şu anda sadece 4 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Gerektiği zaman daha fazla un ilavesi yapacağım. Lütfen kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanıyorum. Hamurumu sadece tabağımın içerisine toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlayacağım. Hamurun kıvamı lütfen sert olmasın. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim. Hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel çörek elde etmiş olursunuz. hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra toparlıyorum daha sonra kasemin içerisine alıyorum üzerini kapatıp 45 dakika mayalanmasını sağlıyorum ılık bir yerde mayalandırırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz iş malzemesi için 400 gram haşhaş kullandım 3 yemek kaşığı şeker daha sonra sürülebilecek bir kıvama gelmesi için yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şeker miktarını dilerseniz azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Bu aşamada dilerseniz üzerine de ceviz ilave edebilirsiniz. İç harcım hazır. 45 dakikanın sonunda mayalanan hamurun üzerine açıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hamurumun güzel bir şekilde mayasını alıyorum. Maya kokusu kalmaması için. Daha sonra silindir haline getiriyorum. Ve toplamda 8 parçayı kesiyorum. Bu haşhaşlı çörek tarifini mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten nefis oluyor, kaçırmayın. Yapımı da oldukça farklı bir o kadar güzel. Kestiğim parçalardan pürüzsüz olacak şekilde beze yapıyorum. Daha sonra tabağımın içerisine bir miktar un serptim, bezelerim yapışmasın. Tabağımın içerisine alıyorum ve üzerini kapatıyorum. İlk yaptığım bezeden açmaya başlayacağım. Ama lütfen bezelerimizin üzerine açık bırakmayalım. Artık haşhaşlı çörek tarifimizin yapımına geçebiliriz. Bir miktar un serpiyorum. Çok aşırı derecede un kullanmayalım. Daha sonra elimle açarak biraz büyütüyorum ve bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı da gerçekten oldukça güzeldi. Mutlaka hamuru güzel bir şekilde yoğurmaya ve kıvamına özen gösterin. Bu sayede çöreklerimiz çok daha lezzetli olacaktır. Kara bir şekilde açıyorum. Kara açmak zorunda değilsiniz. Erittiğim tereyağı üzerine sürüyorum. 150 gram kadar tereyağı erittim. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz de ama gerçekten kullanırsanız çok daha lezzetli oluyor. Daha sonra haşhaşımı üzerine ekliyorum. Bir kesme aparatıyla ya da bir kaşık yardımıyla gördüğünüz şekilde düzeltiyorum. Haşhaşın her tarafına gelmesini sağlıyorum daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Gerçekten yapımı oldukça kolay. Oklava bile kullanmadan çok pratik bir şekilde kat kat haşhaşlı çörek elde etmiş olacağız. Yapımı da hem kolay hem de keyifli. Rulo şeklinde sardıktan sonra tam ortasından iki parçayı kesiyorum bir kesme aparatı kullandım Ben Dilerseniz bıçakla da kesebilirsiniz hiç sorun olmaz daha sonra tereyağından iki yan tarafına özellikle sürüyorum sonrasında ikisini birleştiriyorum gördüğünüz şekilde ileri geriye doğru artık sarıyorum bu şekilde hepsini hazırlayıp bitirdim arkadaşlar. Gerçekten şekilleri de oldukça güzel oldu. Tepsimin içerisine alıyorum. Ve tepsime yaklaşık 25 dakika mayalanmayı bırakıyorum. Mutlaka önceden mayalandıralım. Daha sonra gördüğünüz şekilde kesiyorum. Dilerseniz kesmeyebilirsiniz de ama ben kesmeyi tercih ediyorum. Bu arada aparatın yerine bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Hepsini kesip bitirdikten sonra ayırdığımız yumurtanın sarısını üzerine nazik bir şekilde sürelim. Havalarını almamaya özen gösterelim. Ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Mutlaka fırınımız önceden ısıtılmış olsun. Üzerleri böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti oldukça güzeldi. Umarım bu haşhaşlı çörek tarifini beğenmişsinizdir mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Geri dönüşlerinizi sabırsızla bekliyorum. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim.